Ve sevgili Silivriler, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Atatürk Anıtı'na çelenk sunma programına hepiniz hoş geldiniz. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz ve ahirete irtihal etmiş muhtarlarımız için saygı duruşunda bulunmaya ve İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Dikkat! Muhtarlar Derneği ve muhtarlarımızı temsilen konuşmalarını yapmak üzere Ali Bey Mahallesi Muhtarımız Sayın Solmaz Tüfekçi Hanımefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer Emniyet Müdürüm, Jandarma Komutanım, Siyasi Parti Temsilcilerim ve Başkanlarım, Meclis Üyelerim, Oda Başkanlarım, Kamu Kurum ve Kuruluşlarım Müdürlerim, sevgili basın mensuplarım, kıymetli mevkidaşlarım ve çok değerli Silivri halkı. Silivri Muhtarlar Derneği Başkanlığı ve tüm muhtar arkadaşlarım adına törene katılan tüm katılımcılara saygı ve teşekkürlerimi arz ederim. 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinliğinize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu yıl 7.sini kutladığımız Muhtarlar Günü Türkiye Cumhuriyeti Başkanlığı tarafından 19 Ekim 2015 tarihinde yayınlanan bir genelgeyle Türkiye'de Muhtarlar Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Muhtarlar olarak hepimiz ne kadar önemli bir göreve olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Bu görev bilinciyle önce sorumlu olduğumuz mahallelere, sonra Silivri'mize ve hepsinin üstünde cennet vatanımıza hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Aslında muhtarlık görevinin tarihine kısaca baktığımızda ne kadar önemli bir görevde olduğumuz çok net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Tam da bu noktada ülkemizde ilk demokratik seçimlerin 1800'lü yıllarda muhtarlık seçimleriyle yapıldığını hatırlamak istiyoruz. Muhtarın sözlük anlamı da seçilmiş demek, dolayısıyla muhtarlar olarak aslında demokrasinin de bekçileri sayılıyoruz. Diğer taraftan muhtarlık için aynı zamanda dünyanın birçok ülkesinde örneği olmayan kutsal bir görev de diyebiliriz. Muhtar sırdaş demektir. Mahalledeki her evin sırrını bilir ve bu sırları çok iyi korur. Muhtar ara bulucudur. Mahallesindeki aile içi sorunları çözen kişidir. Muhtar idare edendir. Muhtar devlet ile halk arasında köprüdür. Devlet tarafından bakılınca halkı, halk tarafından bakılınca devlet olarak algılanır ve anlaşılır. Özetle toplumu oluşturan en önemli dinamik olan ailededir muhtarlar. İşte biz de Muhtarlar Derneği çatısı altında tüm muhtar arkadaşlarımla birlikte dayanışma içerisinde mahalle sakinlerimizin hak ve hukukunu koruyup kollamak adına bu kutsal görevi onurla icra ediyoruz. Sözlerime ülkemizin büyük üzüntüsü yaşadığı Bartın'daki maden kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı, kederli ailelerine sabır, yaralı olan madencilerimize acil şifalar diliyorum. Konuşmamı burada noktalarken başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere dünden bugüne vatan için canını siper etmiş tüm şehit gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Türk Vatan ve İstiklal Cumhuriyeti Necip Türk Milleti'ne sonsuza kadar kalıcı ve bahtiyar eylesin. Dileklerimle törene katılan tüm katılımcılara Muhtarlar Derneği ve muhtar arkadaşlarım adına saygılarımı sunar, iyi günler diliyorum.